LGS'ye son 42 gün gerçekten güzel bir cumartesi günü insan dışarı çıkıp gezmek istiyor. Arkadaşlarıyla buluşmak, bu güzel havanın tadını çıkarmak istiyor. Ama sabretmemiz lazım, beklememiz lazım, evde kalmamız lazım ve derslerimize sıkı sıkıya çalışıp sonrasında da o güzel günleri birlikte görmemiz lazım. İnşallah da göreceğiz. Şimdi günün sözüne baktığımızda Henry Davenport denen bir adam diyor ki başarı ve başarısızlık arasındaki büyük çizgi iki kelimeyle özetlenebilir. Zaman bulamadım. Evet, hepimizin tek bir şeyi vardır, ee, böyle bir keşkesi var. Ya zaman bulamadım, zaman olsaydı çözecektim. Hocam işte çalışmaya zaman olmuyor, çok yoruluyorum, vakit bu. Hayır hayır, zamansızlık diye bir problemimiz olmamalı arkadaşlar. Planlamalıyız, hedefimizi belirlemeliyiz ve bu evde geçirdiğimiz günlerde bilhassa mutlaka çözmemiz gereken soruları çözmeliyiz. Günün yorumuna baktığımızda Arda Payraz 184 beğeni almış. Hızlı bir şekilde cevaplamaya başlıyorum. İnşallah beğenen herkes istediği yüzdelik 52'ime girer demiş. Şu anda 430-440 puan arasındayım. Kaç puan yapabilirim? Eğer sıkı bir çalışma yaparsan buradan daha yüksek yani 30-40 puan artı 40 puan daha koyabilirsin üstüne iyi bir çalışmayla. Bu sene %2'lik dilime kaç puan ile gireriz? Eğer sınav kolay olursa, sınav kolay olursa ...480-490 puanlarla girersiniz. Eğer sınav zor olursa daha düşük puanlarla da girebilirsiniz. ''Hocam benim matematiğim ve fenim çok iyi ama Türkçe'de 16-17 doğru yapıyorum. Türkçe'yi tam yapabilir miyim?'' Yapabilirsin. Tek yapman gereken bol bol kitap okuyup bol bol e, paragraf sorusu çözmek. ''Hocam denemelerde yanlışlarım hepsi özel bölümden çıkıyor. Nedeni ne olabilir?'' ''Kitap okuma eksikliği olabilir. Az kitap okuyorsundur veyahut da az paragraf sorusu çözüyorsundur.'' Hocam inkılap, din, İngilizce'den günde kaç soru çözmeliyiz? Arkadaşlar bunlardan karşınıza 30 soru çıkacağı için bunlardan günde en az 30 soru çözmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Hocam 470 puan için şu anda minimum kaç puanda olmalıyız? Şu anda 410, 420 puanlardaki hatta 430 puanlardaki bir öğrenci 470 puana sıkı bir çalışmayla ulaşabilir. Az önce onu söylemiştik zaten. 430 artı 40 470 puana ulaşılabiliyor. Keçi öğren, vatansever şehit tüm genel Aydın Tuhan Fen tabii ki tanıtabiliriz. Hocam İngilizce şimdi çalışmaya başlasak tam yapabilir miyiz? Evet zaten sadece 5 tane konu var. Onların da kelimelerini atıyorum şöyle akıl notlarını aldınız. Sıkı sıkıya çalışınız kelimeler burada. Hop top friendship bitti. Hop teen life bitti. Hop işte ardından ne geliyormuş? ...indik için bitti. Bunların hepsini güzel güzel öğrendiğiniz zaman... ...hepsi aklınıza kalır... ...ve bol bol da soru çözüp deneme çözülürseniz başarırsınız. Hocam ben kazanacağıma inanıyorum. Fakat ailem kazanamasın diyor. Bu da benim moralimi bozuyor. Ne yapmalıyım? Zaten sen şu anda 430 puanla bile bir yer kazanabilirsin ki. Ailen bence yanlış yapıyor. Sen daha da hırslan. Daha da çok çalış. Ve ailene sınav sonuç belgeni göster. Bakın sevgili anne babacığım siz bana inanmamıştınız. Ama ben tahmin ettiğimden de daha iyi yaptım deyin. Ve bunu da göstererekten başarınızı gösterin. Zaten eğer... Bu sene çok iyi çalışıp Arda çok iyi bir başarı elde edersen ve iyi bir lise girersen hayatın boyunca bunu unutmayıp ailene her zaman şunu söyleyeceksin ya siz ben LGS sene sene hazırlanırken de böyle demiştiniz bak çalışıma kazandım demek ki benim dediğim oluyor ben başaracağım dersen başarırım benim dememle olur diyerekten güzel bir kendine bir e, sağlam bir e, dayanak noktası oluşturmuş olursun ben olsam senin yerine çok daha fazla çalışır günde 100 soru değil 200 soru 200 soru değil 300 soru çözerdim ve bu fırsatı kaçırmazdım şimdi ben kendi üniversite sınavını hazırladığım sene de böyle olmuş annem baba daha doğrusu annem değil de babam birazcık ya sen kaytarıyorsun kütüphaneye gidiyorum diye gezmeye gidiyorsun diyordu. O zamanlar ben kütüphaneye gidip çalışıyordum. Ben seni bilmezdim. Babam da bir de üniversitede hocaydı yani çok da eğitimli bir insan olmasına rağmen ben seni bilmezdim Tağlay. Sen kesin kütüphaneye gidiyorum ne gezmeye gidiyorsun diyordu. Ben de inadına daha çok çalışıp daha çok gayret gösteriyordum. Sonradan da çok iyi bir üniversiteyi kazanınca babam vay dedi bayağı şaşırdı. Tabii evladı olduğum için beni her türlü sevdi o sıkıntı yok. Ders çalışmaya başladığımda güzel ilerliyorum ama matematik çok sıkılıyorum. Bu problemi nasıl çözelim e, tabii ki hedefini belirleyeceksin. Yani matematik senin hedefin için çok önemli. Eğer sen 430'dan 470'e çıkmak istiyorsan, 430'dan 450'ye 460'a çıkmak istiyorsan matematikte mutlaka çalışmalısın. Hedefi olan bir öğrenci hiçbir şeyi durduramaz. 380 puandan 400 puana kaç soru çözerek çıkarız? Burada gerçekten günde 200 soruyu çözerekten ve güzel yeni nesil soru çözerekten bir öğrenci ulaşabilir. Son tekrar seti ne zaman çözelim? Hemen çözmeye başlayabilirsiniz. Son tekrar programında da çözebilirsiniz. Hemen de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Arkadaşlar tekrar söylüyoruz. Bunların hepsi yani işte son tekrar seti şöyle göstereyim. Burada yanımızda olması lazım. Son tekrar seti, toz seti bunların hepsi bizim için birer araç. Amaç değil. Bu aracı biz kullanacağız ve devam edeceğiz. Bizler de bir aracıyız. Hoca güzel anlatmış ama anladım bitti gitti. Ya da ben bu konuyu zaten biliyorum. Hoca istediği kadar güzel anlatsın. Ben yine kendim soru çözmeliyim demelisiniz. Bizler kapıyı açıyoruz. İçeriye kendiniz giriyorsunuz. 470 puandan 500 puana nasıl çıkarım? Burada gerçekten 500 puan için en az 270 soru çözmemiz lazım günde. Çok daha fazlası da... Daha daha da sağlam olur. Çünkü 500 puan demek Türkiye derecesi demek. Geri sayım denemeleri LGS'ye benzer mi? Evet. Birebir LGS'nin provası niteliğinde tam LGS'e nasıl çıkacaksa size o şekilde hazırladık. 150 soru ile 430 puandan 475'e çıkılabilir mi? Eğer hepsi yeniletsizse ve buradaki 400 puanda yaptığım puanların çoğu matematiktense yani 20 soruda matematikte 17-18 yapabiliyorsan çıkabilir Çünkü diğer dersler biraz daha kolay. Fen, Türkçe, İnkılap, Din, İngilizce az soru çözerekten de yükselebilir. Ama bu 400 puanın içinde matematik yanlışların fazlaysa biraz daha fazla soru çözmen gerekiyor diyoruz. 370 ile 390 puan arası birisi 6.3'e girebilir mi? Girebilir. Ee, ama yine de işini biraz daha sağlam alması lazım. Çünkü eğer burada e, sınav kolay olursa daha yüksek puanlar gerekebilir. 450 puan için günde kaç soru çözmeli? Dediğimiz gibi 400 üzerindeki sorularda 270 soruya mutlaka ulaşmamız lazım. Günde kaç soru ile 480'e çıkılır? Burada da yine 270 soru bizim için gerekiyor. Geldik günün kitabına Oğuz Kağan Destanı. Gerçekten Türk Edebiyatı'nın en büyük destanlarından bir tanesi. Sizler de kendi destanınızı yazmak istiyorsanız bu buna benzer destanları okuyup vay be bizim atalarımız Metehan'mış. Burada Metehan'ın hayatı anlatılıyor. Bizim atalarımız işte Kubilay'mış, Bumin'miş, Alparslan'mış, Melikşah'mış e, veyahut da kimler diyebiliriz. Osman Bey, Orhan Bey, Birinci Murat, Fatih Sultan Mehmet gerçekten bizim kahramanlıklarla dolu bir e, tarihimiz var. Biz de kendi kahramanlığımızı, kendi destanımızı yazmalıyız demiş katılarsanız. Gün okuluna baktığımızda Keçören Vatansever Şehit Tüm Genel Aydoğan, Aydoğan Aydın Fen Lisesi gerçekten ismini bile söylemesi uzun. Çünkü kazanması da kolay değil. 2.19 ama üniversite sınavında da 100 öğrencinin 78'ini kazandırmış. Sizlere hak ediyor. Çalışın ve bu okulu kazanın arkadaşlar. Yeni LGS Zoru setimiz. Bazı öğrencilerimizden bize yorumlar geldi. Hocam Zoru Bankası'nın hepsini almak istiyoruz ama içinde ikinci dönem konuları var. Bize yenisini çıkarır mısınız dediler. Biz de sadece birinci dönem konularını içeren... Eskiden alan arkadaşlar sakın almasınlar ama almayan arkadaşlar mutlaka içerisinde çok zor soruların bulunduğu, hem temel hem de zor değil. Daha çok zor soruların bulunduğu bu seti mutlaka alsınlar ve çözsünler. Burada tüm işte bu e, matematik, Türkçe, fen, dinin e, İngilizce dört kitap bir araya getirdik. Bu dört kitaptaki zor soruları çözdüğünüzde birinci aram konularını yani yeni LGS konularını tamamlamış olacaksınız. Burada e, bunları unutmayalım arkadaşlar. Günün sorusu yine e, matematikle alakalı zor bir soru. Ben sizin yapacağınızı düşünüyorum. Ödülü soruya yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü başarı bizi bekliyor arkadaşlar.